British Museum'dayız ve içinde Rosetta taşı, bir diğer adıyla reşit taşı bulunan cam vitrinin etrafını saran büyük kalabalığın içindeyiz. Bu objenin müzede bulunmasının sebebi bir sanat eseri olması değil. Zaten güzel göründüğünü söylemek de pek mümkün değil. Bu antik objenin değerli olmasının sebebi yakın tarihte bu objeyle ilgili yaşanan gelişmeler. Rosetta taşı Yunanlıların kutsal yazı adını verdikleri, antik döneme ait bir yazı sistemi olan hieroglifleri çözmemizi sağladı. Bu taş, antik Mısır sanatına ait eserlerin sergilendiği galerinin ortasında yer alıyor. Etrafımızı incelediğimizde, yazının Mısırlılar için ne kadar önemli olduğunu da kolaylıkla anlayabiliyoruz. Neredeyse tüm antik Mısır eserlerinin üzerinde yazı olduğunu görüyoruz bir zamanlar okuyamadığımız bir yazı. Antik Mısır kültürünün başlangıcı bundan neredeyse 5000 yıl öncesine dayanıyor. Rosetta taşı 5. Batlamyus döneminde yapılmış. Bu dönemden Batlamyus dönemi olarak da bahsedilir ve Büyük İskender'in Antik Mısır'ı fethini takip eden dönemdir. Mısır o zamanlar Batlamyus Hanedanı tarafından yönetiliyordu. Bu da o dönemde Mısır'ın Yunan hükümdarlarının kontrolü altında olduğu anlamına gelir. Mısır'da kurulan ve bir Yunan şehri olan İskenderiye'de Yunan yasaları uygulanmaya başlanmıştır. Antik Roma İmparatorluğu M.Ö. 30 yılında Mısır'ı fethedene kadar Batlamyus Hanedanı neredeyse 300 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiştir. Rosetta taşını tam anlamıyla kavrayabilmek için Antik Mısır'daki politik düzeni de anlamak gerekir. 5. Batlamyus henüz 6 yaşındayken başa geçmiş. Tahmin ettiğiniz gibi bu pek de kolay olmamış. Genç yaştaki 5. Batlamyus'un mümkün olduğu kadar çok sayıda müttefik kazanması gerekliymiş. Batlamyus krallığa istikrar getirmek ve gücünü ortaya koyabilmek için rahip sınıfına danışmış. Batlamyus Hanedanı döneminde Yunan hükümdarların kontrolündeki devlet ile rahip sınıfı arasında bir ayrılık söz konusuymuş. Rahip sınıfının hieroglifleri okuyabilen ve yazabilen tek grup olduğunu da belirtmeliyiz. O dönemde Antik Mısır'ın resmi dili Yunanca olmuş. Ancak o günlerde rahipler dışındaki okuma-yazma bilen Mısırlılar, Antik Mısır dilini yazmak için demotik yazı adı verilen bir yöntem kullanıyorlarmış. Bu taş da Mısır'daki bu tarihi döneme ışık tutuyor. Taşın en üst kısmında hieroglifler, yani rahiplerin kutsal yazıları, orta kısımda demotik yazı ve en altta da antik Yunanca yazılar yer alır. Aynı metnin üç farklı dilde ya da alfabe ile yazılmış olduğu fark edilince bilim insanları Rosetta taşı sayesinde antik Mısır hierogliflerini çevirmenin mümkün olduğunu anladılar. Az önce de belirttiğimiz gibi Rosetta taşı devlet lisanının Yunanca olduğu bu tarihi döneme ışık tutuyor. Bu sebeple o dönemde aynı metin üç farklı alfabe ile yazılmış. Bu durumda antik Mısır yazılarına erişmemizi sağlamıştır. 18. yüzyılda Avrupalıların antik Yunan metinlerini okuyabildiklerini de belirtmek istiyorum. Rosetta taşındaki metin 5. Batlamyus'un Yunan yönetimine isyan eden bazı Mısırlılar karşısındaki zaferlerinden bahseder. O dönemde Mısır kültüründe rahipler ve Yunan yönetimi arasındaki bu gerilim bu metnin ortaya çıkmasını sağlamış. Metinde 5. Batlamyus'un gücünü kanıtlamasının yanında rahiplere tanınan imtiyazlardan da bahsedilir. Bunun öncesinde rahiplerin senede bir kez Antik Mısır'da bulunmasına rağmen özünde bir Yunan şehri olan İskenderiye'ye seyahat etme zorunlulukları varmış. Bu metinde bahsi geçen kararla rahiplerin bunu yapma zorunlulukları kaldırılmış ve tarihi olarak büyük öneme sahip bir antik Mısır şehri olan Memphis'te kalmalarına izin verilmiş. Bu kararla rahiplere bir vergi indirimi de sağlanmış. Bu taş üzerine iki farklı dilde üç farklı alfabe kullanılarak yazılan 3. Memphis kararnamesi ilk politik uzlaşma örneğidir. British Museum'da aslında çok büyük bir dikili taş olan bu taşın sadece küçük bir kısmını görüyoruz. O dönemde Mısır'da çeşitli yerlerde aynı mesajı içeren başka dikili taşlar da olduğunu biliyoruz. Şimdi de isterseniz 2000 yıl ileri gidelim ve 1798 yılına, Napolyon ve Britanya İmparatorluğu dönemine gelelim. O dönemde Mısır, kontrolünü ele geçirmek için birbiriyle yarış halinde olan Fransızlar ve Britanyalılar için stratejik bir konuma sahipti. Napolyon Mısır'a sadece ordusuyla değil, bilim insanlarıyla birlikte de seferler düzenlemiştir taş keşfedildiğinde tarihi öneminin anlaşılması da zor olmamış. Bu keşfin haberi üst düzey bir İngiliz diplomat olan Lord Elgin'e ulaşmış. Britanya donanması Fransız donanmasını yenilgiye uğratmış ancak Fransızların bölgeden çıkarılması birkaç yıl sürmüş. Bu dönemde İngilizler Rosetta taşını da aramaya başlamışlar. Fransızlar taşı saklamışlar ama taş en sonunda bulunmuş. Bu anlaşmazlıkları ortadan kaldıran bir anlaşmada Rosetta taşının İngilizlere ait olduğu yazılıdır. Rosetta taşı British Museum'a 1802 yılında getirilmiş ve bilim insanları hiyeroglifleri okuyabilmek için hemen taş üzerinde çalışmaya başlamışlar. Thomas Young epey ilerleme kaydetmiş ancak şifreyi çözen Fransız bilim insanı Champollion olmuş. Son 200 yılda yaşanan gelişmelerin sonucunda artık Antik Mısır hiyerogliflerini okuyabiliyor ve Antik Mısır kültürünü daha yakından tanıyoruz.